Şimdi karaciğer yağlanması çok sık görüyoruz. Neden yağlanıyor karaciğerimiz? Biz ne yapıyoruz? Bunun beslenmeyle çok herhalde yakın ilişkisi var ve bu kanser yapar mı? Siz yağlanma görülen birçok hastayı kanser cerrahisi ameliyatını alıyor musunuz mesela? Şimdi dedik ki enerji fabrikası. Hı hı. ve atık fabrikası. Karaciğer kendi kapasitesinin üstünde vücudun ihtiyacının dışında eğer bir karbonhidratla Yağlı besinlerle beslenirsek bunları depolamak zorunda Eğer bir spor yapmayan biri isek Aldığımız kalorileri harcayamıyor isek e, Ve bu e, glisemik indeksi yüksek karbonhidratlarla beslenirsek Karaciğer bunları e, Glikojen olarak bir kısmını Karaciğerde depoluyor şeker olarak ama yetmiyor Sonra Yağlara çeviriyor vücutta daha sonra kullanmak amacıyla ve bu yağlar Karaciğer hücrelerin içine girip Hapsoluyor orada bekliyor Eğer bu evreleri var. Yani erken dönem grade 1, 2, 3 ve 4 diye bu yağlanma kişi eğer spor yapmazsa, aşırı beslenirse, obeste varsa, şeker hastalığı da varsa bu kişilerde bu yağlanma devam ediyor. Ve ya, kanser. yağlanma devam ettiği sürece artık dönüşümsüz e, safaya geliyor. Bu dönüşümsüz safada siroz başlangıcı oluyor ve siroza çeviriyor. Daha sonra da e, siroz zaten e, Siroz hastaların yüzde dört buçu hem siroza bağlı komplikasyonlar hem de yüzde dört buçuk bu hastalarda kanser gelişir. Şurada belki bir e, <laughs> resimde gösterebilirim. Bakın yağlanma ile ilgili normal bir karaciğerin rengini görüyoruz <laughs> burada. Hemen erken dönemde bir e, yağlanma karaciğerde, sonra geç dönemde bir karaciğer yağlanması. Eğer kişi e, tespit edildiğinde ultrasonla çok kolay bunu tespit etmek, derecelendirmek de kolay. Bu aşamada tespit edilir, önlem alırsa nedir? Bir e, beslenmesini düzenlerse, beslenme diyince e, işte akdeniz tipi beslenmeye geçerse, diyabet varsa şekerini regüle ederse, obezitesi varsa e, bunu kilo vererek e, giderirse, e, spor yaparsa gün haftada 4 saatlik spor. Bu yağlanma geriye döner. Tamam. O ama, kıvamı ilk kıvama gelebilir. Evet hmm. ama buradan şu fasla geçtiğinde artık buradan geri dönüş yok. Hmm. Siroz başlamış demektir. E, siroz olan bir karaciğerde de siroz aktivitesi e, karaciğerde devamlı bir e, yok olma yenilenme e, yok olma nekroz yenilenme fibrotik doku oluşup burada da değişik faktörler devreye girerek karaciğerde kanserler hepatosellüler kanser dediğimiz önce tek daha sonra da multiple karaciğer kanserleri gelişir. Yani yağlanma en sonunda dikkat edilmezse önce siroz sonrasında da karaciğer kanserine neden neden olabilecek bir hastalıktır.